Pazar fiyatları normal. Hangi kanala çıkıyorum önce? Kayser Radar'a. Vallahi mı diyor? Allah ona var ya şöyle uzun uzun ömürler versin. Abba sen ne diyorsun lan? Halk memnun olmaz. Bedava ver, üstüne para ver, halkımız gene memnun olmaz. Özellikle Kayser aldı. Pazar fiyatları normal. Hangi kanala çıkıyorum önce? Kayser Radar'a. Vallahi mı diyor? Fiyatlar hakkında konuşacağım. Kardeşim fiyatlarımız normal. Bir salatalık harici. Salatalık bu aralar çok kıymetli. Çarşamba ve perşembe günleri çok kıymetli. Bir kilo mu hocam? Diğer ürünlerimiz uygun. Biberler 3 lira, 4 lira. Patlıcan 3 lira. Kabak 3 lira. Fiyatlarımız gayet normal. Koronavirüs sonrası pazar fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Koronavirüs çıktığı günden itibaren pazarda meyve fiyatları had safhaya ulaşmıştı yaklaşık son 2 haftalık süreçte. Yalnız bu hafta ciddi bir azalma söz konusu olduğunu düşünüyorum. Malum baharın gelmesi ve meyvelerin pazara girmesiyle birlikte fiyatlarda bir azalış söz konusu. Bu konuda bizim koronavirüsten beklentilerimiz bu halkın bu konunun gitgide bilincine vardığını düşünüyorum. Yani 2 hafta önceki geldiğimiz pazarla şu anki pazar arasında ciddi fark var. Tabii ki eksiklikler var ama bu konuda da gerekli tedbirlerin alınması konusunda zabıta olsun, gerekli emniyet teşkilatı olsun gerekli tedbirleri alıyorlar. Güzel bir uygulama gördüm şu anda pazarda. Yavaş yavaş bu konuda gerekli tedbirlerin alınması konusunda halkımızın da bilinçleneceği düşüncesindeyim, kanaatindeyim. Şimdi koronavirüs sonrası pazar fiyatları normalde her sezonda olduğu gibi yani ilkbahara girince meyve sebze fiyatları zaten normalde biraz yüksek oluyor. Daha sonra mahsuller çoğaldıkça ister istemez fiyatlar düşüyor yani. Bu saatten sonra da yani biraz yüksek olan fiyatlar ister istemez daha aşağı fiyatları olacak. Daha önceki senelere göre. Her sene öyle örnek veriyorum. Meyveden örnek verin. Mesela kayısı, kiraz ilk çıktığında 10 lirayla her sene başlıyor. Sonradan sonraya fiyatlar çok düşüyor. Yani 5 liraya kadar, 3-4 liraya kadar düşüyor yani. Bu her sene geçerli. Yüksek değil bence. Yani nasıl şu an dışarı çıkma yasağı oluyor mesela bazen. Halciler de dışarıdan mal getirtiremediği için. Bazı fırsatçılar da mesela 3 liraysa 5 lira. Herkes çıkarını düşünüyor. Yani bence bu virüsü bahane edip pazar fiyatlarında artış oldu. Anladın mı? Yoksa virüsle falan alakası yok. Yani nasıl alakası yok? Virüsü bahane ediyorlar. Dışarı çıkma yasağı falan var. Dışarıdan mal getiremiyorlar. Ondan sonra mal yok, şey yok falan filan. Mal olmadığı için millet değerli satıyor. Mecbur pazarda da değerli satılıyor. O yüzden pazarcılar kandırıyor oluyor. Pazarcılar şey yapıyor oluyor. Yoksa pazarcılar şey yani biz de halin aptalıyız. Halde 3 liraya alıyorsak pazarda 3,5. Şu an mısır mesela halde 1 lira 80 kuruş pazarda 2 lira. Anladın mı? Yani söyle babası. Peki siz istediğiniz bir şey var mı bu konu hakkında? Yapılacak bir şey önerebilir misiniz? Yapılacak bir şey bu virüsün bir an önce bitmesini istiyoruz yani. Bütün ülke genelinin bütün nasıl diyeyim akışını dengesini hep bozdu. 65 yaş üstü çıkamıyor, 20 yaş altı çıkamıyor mesela. Bozdu. Herkes rahat rahat parkta gezemiyor, piknik yapamıyor. Anladın mı? Koronavirüsle hiçbir alakalı bir şey olmadı yani. Fiyatlar hep yine aynı. Bunlar zaten turfanda olan meyveler. Fiyatları gayet doğal. Kayısımız 10 lira, nektarımız 10 lira. Fiyatlar gayet cazip yani. Virüs pazarda olmaz ya. Virüsün pazarda ne işi var? Hep dışarıdan getirdiler. Virüs yoksa yani virüsün bizimle alakalı olan bir şey yok. Virüs meyveyi, sebzeyi ne etkilemez yani. Virüsü dışarıdan getirdiler. Yoksa pazarcıda neydi, müşteriden iyi de tamam önlem alınıyor. Önlemler güzel bir şey. Maskeydi falan filan da. Kimi çıkıyor diyor ki maskeyi takmayın daha çok virüs geliyor. Bilmem yani pazarda virüsle alakası olan bir şey yok yani. Virüs sonrası pazar fiyatları hakkında şimdi tatil günler oldu. Tatil günler olduğu için bizim halkımız birden yükleniyor. Sanki kıtlık olacakmış gibi. Yani bu fiyatlarda bizim pazarcının ve halcinin bir suçu yok. Halkın suçu var. Bir daha pazar kurulmayacakmış gibi. 2 kilo ihtiyacı varsa 3 kilo alıyor. 3 kilo ihtiyacı varsa 10 kilo alıyor. Haliyle rağbetle çoğaldığı zaman fiyatlar yükseliyor. Virüsle ilgili yani sebze meyvede şu güne bakarsan fiyatlar normal. Bugün Antalya'da Mersin'de üreticiler
bundan aşağı olursa o adamlar da evlerine ekmek götüremezler. Zaten bir çoğu zarar etti. Gerçekten fiyatlar normal yani. Fiyatlarda bir sıkıntı yok. Halk memnun mu fiyatlardan? Ya halk nasıl? Halkı memnun edemezsin. Burada bedava ver. Al götür. Arabasını evine kadar bırak. Halkı gene memnun edemezsin. Halk memnun olmaz. Bedava ver. Üstüne para ver. Halkımız gene memnun olmaz. Özellikle Kayseri halkı. Kesinlikle. Kimseyi biz yıllardır memnun edemedik. Edemedi. Peki bundan sonra fiyatlarda artış ya da azalış olacak mı? Bir düşünceniz var mı? Bundan sonra ona bir şey diyemezdik. Vallahi çok yüksek fiyatlar. Koronavirüsten mi yükseldi, neyden yükseldi bilmiyorum ama çok yüksek. Baba o çok güzel. Yani memnun değiliz. Peki alışverişlerinizi yapabiliyor musunuz rahatlıkla? Yani yapmaya çalışıyoruz. Çok alacağımızı azalıyoruz yavrucuğum. Onu yapmaya çalışıyoruz. Ne yapacaksın? Hepsini de alamıyoruz. Meyvenin birini alıyoruz, birini alamıyoruz. Şimdi kardeşim şöyle, bayram sonrası fiyatlarda halde mal olmadığı için ciddi bir artış söz konusu. Bununla birlikte pazar esnafı da mal bulmakta sıkıntı çekiyor. Yani açıkçası çok bir bilgim yok dediğim gibi ama bence gayet iyi fiyatlar. Yani özellikle şu artışı, dolar artışını falan göz önünde bulunabilirsek bence gayet iyi olduğunu düşünüyorum fiyatların. Biraz artış var, fark ediyor yani. Geçen hafta, her hafta fark ediyor şu an fiyatlarda. Şu an bu. Peki pazar durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Güvenlikler yeterli mi sizce? Her yerde değil. Çünkü bazı yerlerde görüyorum elle seçtiren de var, seçtirmeyen de var. Yani değişiyor insanlara bağlı. Peki sizin önerebileceğiniz bir şey var mı bu durum hakkında? Önerebileceğim, bekçilere mesela söylüyoruz. Hani bakın diye. Onlar zabıtaya yönlendiriyor. Bekçiler boş duruyor. Hani onların da bunlara el atmasını istiyoruz şahsen. Çünkü bekçilere söyledik ama hiç oralı olmadılar. Hale gidecekler, hale. Pazarı sıkmayacaklar. Hal biri alıyor, beşe satıyor. Bak, bu koca tezgahta var. 7 milyarlık mal var. 7 lira kazansın, Allah bereket versin diyeceğim. Hale gidecekler. Gücleri gitti mi hale buraya diye. Burada hiçbir şey yok. Burada gariban pazarcı al. 11 liraya aldık, 10 liraya satıyor. Ne yapalım? 12 liraya erik aldık. Papaz erik. 15 koyduk. Gitmiyor. Şimdi ona da koyacak. 10 lira, 12 lira. Hale gidecek. Hal çok aşırı şekilde fazla fiyat satıyor. Burada bir şey yok. Buraya böyle gözünü dikmesinler. Zabıta buraya gözünü dikiyor. Millet gözünü dikiyor. Vay pahalı satıyorsunuz. Ben ne diyorum? Ben de bugün 1 lira kazanırsa haram olsun diyorum. Bence çok pahalı. Yani gerçekten. İnsanlar artık eskiden kilolarca alıyorlardı. Şimdi yarım kiloya düştü alım miktarı yani. Çok pahalı. Her şey çok pahalı ki. Yani patates, soğan bile pahalı hani. Temel ihtiyaç bunlar. Koronavirüs öncesinde bir miktar daha pahalıydı. Şimdi biraz daha toparlanmış gibi gözüküyor ama bazı ürünlerde yine pahalılık var. Örneğin salatalık bu hafta çok pahalı. Diğer ürünler biraz daha, domates ve benzer ürünler aşağıya doğru gelmeye başladı. Gerçi yazın verdiği etki de var. Bundan sonra mahsul mevsim ürünü oldukları için ucuzlayacaklar artık. Ama koronavirüsün şöyle bir avantajı, dezavantajı oldu. Eskiden pazarlarda seçme vardı. Şimdi seçme işlemi kalktı. Bir miktar daha o müşteri tarafında dezavantaj, satıcı tarafında avantaja dönüştü. Konusunda pazar fiyatlarında... Fiyatlarda tabii ki etkisi vardır. Yani ne gibi etkisi vardı mesela? Haftada 3 gün çalışıyoruz mesela. 3 günümüz gidiyor yani bu arada. Ama bir şekilde çalışıyoruz hamdolsun yani. Yine de sıkıntı yok yani. Allah her şeyi hayırlısını versin. Memleketimizde hayırlı olmasını dilerim hemşerim. Her şeyden önce. Koronavirüsten önce böyle bir röportajı anladığınız için önce sizlere teşekkür ediyoruz. Herkes rahat olsun müşterilerimiz. Sabah erkenden dezenfektanımız yapılıyor. Ondan sonra eldivenlerimiz, maskelerimiz veriliyor. Zaptta görevlilerimiz elinden geldikçe müşterilerimize yardımcı oluyor. Çok sağlıklı şekilde ürünlerimiz var. Tabii ister istemez haliyle biraz sıkıntı veriyor. Millet çekiniyor. İster istemez çekinmek zorunda kalıyor. O da kendi sağlığı için ama rahat olsunlar. Gayet rahat olsunlar. Bir sıkıntı yok. Peki fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar hakkında biraz sıkıntılı. Yani şu anda yüksek diyebiliriz ama bu sağlıktan yana o sağlık durumunu hesaplarsan uygun. Fiyatlar şu anda uygun tabii ister istemez. Halinden uygun. İlerleyen süreçlerde sizce fiyatlarda azalma ya da artma olacak mı? Tabii. Çiftçi ister istemez tarlaya girerse mecburen
çoğalır. Ürünler çoğaldığı zaman mecburi haline ucuzlar. Vallahi geçen hafta biraz daha pahalıydı ama bu hafta biraz daha ucuz gördüm. Bazı şeyler biraz daha ucuzlamış. Geçen hafta bayram dolayısıyla herhalde biraz daha pahalıydı. Biraz daha yoğundu, kalabalıktı ama bu hafta biraz daha sakin. Peki sizce halk alışverişini yeterli yapabiliyor mu? Gördüğüm kadarıyla yapabiliyor yani. Şu anda da görünüyor ki kalabalık, herkes makul düzeyde yapıyor yani. Allah ona var ya şöyle uzun uzun ömürler versin. Abba sen ne diyorsun lan? Garibanın var ya ağzından yüzünden parayı bastı parayı. E vallahi. La pazar lan ha pazar. Turfanda yedik ha turfan. Her şeyin bol bolunda yiyor la. Para akıyor akıyor. Allah diyorum ya ona öyle kavraladığı sarı altın olsun. Uzun uzun ömürler versin.